Merhaba arkadaşlar, ben Ümit. Outlast'in Whistleblower eklentisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hemen kısa bir geçelim. Biliyorsunuz ki Geralt tesis karıştı, kaçmaya çalışıyoruz. Ve burada kalmıştık en son. Devam edelim, bakalım neler gelecek başımıza. Hemen devam edelim. Orada ne var? Pil yok değil mi ya? Yok herhalde fil ya. Şuraya bak ya. Ha, bir tane pil bulduk, güzel. Ne oluyor? Oo. Ne oluyor orada ya? İğrenç ya. Abi bunlar ne ara burayı başladı anasını ağlatmaya, ne ara bu kadar çabuk şey yaptılar ya, ne ara bu kadar ele geçirdiler burayı, ne oldu buraya böyle ya? Şuraya bak ya. Adamlar ocağı bile yakmış, inanmıyorum ya. Of, ne yapıyorsun ya? Bana öyle bakma. Onu seviyorum ben. Peki. İğrenç ya. İğrenç. Ya be git be. Bu ne ya? Buradan mı? Nereden? Ha, buradan. Nereden? Buradan herhalde. Tabi buradan devam. Başardım. Ben sanırım burası güvenli. Nereden geliyor bu ses ya? Tamam da nasıl açayım be güzel kardeşim ya? Yani buradan dolandıracak beni ilham. Eyvallah ya, ne diyeyim? Benimle uğraşma. Benimle uğraşma ama bak şimdi. Beslen. Ulan bir git be. Burası bana tanıdık geldi ya. Niye tanıdık geldi burası bana? Burada mı? Ya sen nasıl çıktın oradan? Bana açıkla bir onu ya. Adam kapıyı kırmış gelmiş ya. Saçmalık ya. Buradan gelmişti. Bir de nereye gideceğiz güzel kardeşim ya? Ya ondan korkan kim ya? Bundan korkan kim Allah aşkına? Bir bırak da geçeyim ya. Ya bir bırak geçeyim ama ya böyle şey mi olur ya?
Sen bana bir adam gel, ben sana geleyim 10 adım ya. Böyle saçmalık mı olur? Ya illa beni uğraştıracak şimdi ya. Gel. Burada yok bir şey ya. Yok işte burada. Burada bir şey yok. Parlamıyor. Burada. Burada da parlamıyor. Bak orada şimdi beni biliyor oldu. Buradan geçilmez. Zaten buradan hiç geçilmez ama burada bir tempili var. Yani ilginç bir durum. Ya orada bir şey yok yani, orada bir şey gözükmüyor. Ya hadi oraya gidelim yine ama yani yok orada bir şey ya. Ben göremedim yani ya. Ben buraya kadar geldim mi ya? Helal olsun ya. Karakteri ana senaryoda hiç görmedim var ya. Ha buradan demek ha. Hadi. Çık işte güzel kardeşim. Seni niye bantladılar ağzını yüzünü ya? Ben korkmuyorum zaten. Kaşınıyor musun? Kaşınıyormuş gibi gözüküyorsun. Harbiden öyle yani gözüküyorsun. Kaşınıyorum iyi. Kaşınma. Yumuşacık. Çok yumuşak gözüküyorsun. Sana bir sır vermem gerekiyor. O sırrın senin olsun ya. Vurma tamam mı? Söyle ne sırrı vereceksin? Bir dakika yalnızca bir dakika. Peki. Söyle. Tamam söyle. Söyle. Hadi. Tamam korkmuyorum hadi söyle. Ya ben gülüyorum ya. Sen kimi kaşırsan kaşı ya. Bana ne ya? Söyleyen de kabahat ya. Çıkmıyor değil mi buraya ya? Bir yolumu aç bakayım. Demek ki buradan devam edeceğiz. Şurada bir dosya bulduk. Hemen dokümana bakalım. Bay Cho'nun ölme esnasında bayan çalışanlar, hastalar üzerindeki morfojenik motor iyi kurulmuştu. Çoktan yediren fazla bayan çalışan ve hasta hayali yarın dönem hamile olmuşlar ve haftalar sonra var olmayan çocuklar düşürmüşlerdi. 5 tanesi ölümcül bir şekilde bayan çalışanlar tesisin üst katlarına taşınmışlardı. Sonra başka binalarda ve sonunda masif dağ tesisinde tamamen dışarıya. Walder projesinin kritik gizliliği yeniden atamaları ve ölümlerin gizliliğini teşvik etmişti. Bu sebeple birkaç kişi işten atılmış kişiye adaletsizlik yapıldı. Bayan Kao mahkeme kararı bir şekilde ölümü çevreleyen ve belgelere ulaşmaya başardı.
Bu belgeler düzenlemeli ve tarihe geçirilmeli. Böylece projenin gizliliği sağlanır ki iyileştirici bir bilgi elde edilebilir. Lütfen tasfiye verin. Neyse devam edelim. Nereden geldik? Ha geldin demek. Gel bakalım. Gel gel. Güzel çözdük. Aç kapıyı kaptan. Hadi kolay gelsin. Ne oluyor orada? Pil falan bulamayın değil mi ya? Gerçi hiçbir yerde gözükmüyor şu anda. Neyse geldiğimiz yerden gidelim. Ne oluyor? Lan! Artık benim. Yapma. Yapma bunu yapma. Yapma bunu. Orada kal. Hayır yapma onu. Hayır. Hayır. Yapma. Pislik. Kır abi. Kır. Kır. Kır yanacağız yoksa burada et olacağız. Nugget olacağız yürü kır. Kır. Nihayet ya. Hayır artık benimdin. Benimdin. Pil de yok ya. Pil falan yok burada. Acaba Peder Martin'i görebileceğiz mi ya? Merak ettim şimdi. Cidden merak ettim yani. Peder Martin'in burada rolü ne acaba? Ya bu odayı görünce aklıma geldi ya. Ne oldu bir adam mı düştü aşağı? Burada. Heh zıpladı. Buradan sıra sıra zıplayacağız artık. Başka nereye? Buraya ha. Teker teker zıplayacağız böyle. İlginç bir yere çıkıyoruz. Ne orası böyle baca mı ne? Reaktör bacası mı ne? Ya şu görüntülerden nefret ediyorum ya. Nereye çıkacaktık? Ha buradan. Peki. Güzel. Nereye geldik? Aa hatırlıyorum burayı. Buradan devam. (1968) bunlar akla sensin müdürleri olması lazım. İşte açık. Açık olacağını söylemiştim. Yürümeye devam et garım. Neredeyse çıktık. Bir bitmek üzere ve sıkıştık galiba burada. Kim geldi bana diye. Ya sen hala yaşıyor musun ya? Bir dur biraz ya. Vay buradan kırdın kapıyı yani eyvallah bana yol açtın buradan.
Eyvallah, sağ ol. Oradan değil, oradan değil. Devam buradan. Yine aynı yere mi geldik? Yok ya, değil herhalde. Ne yapıyorsun ya? Pil yok mu pil? Bunlar bana sıradan gelmeye başladı yani, sıradan olaylar. Peki ya burada ne var? Şuradan yandan gelmiş, değil mi? O zaman buradan devam galiba. Kapat. Kapat, gazı kapat lütfen, nefes alamıyorum. Ve öldü ya. Öldü, öldü. İyi de nereden, nasıl kapatacağım ya? Buraya giremiyorum. Sanırım buraya mı? Yok. Yok. Buraya da tutamıyor. Buradan da çıkış yok kardeşim. Ne yapabilirim yani? Değiştir şu pili. Yok, tutamıyor buraya. Yani doğru, buradan çıkış yok. Ha, buradan varmış. Buradan mıydı? Peki. Lan! Korkuttun ama ya. Öyle bir çıktık karşıma. Çık şuradan, açayım kapıyı, çık. Çık. Hay Allah'ım ya. Nereden? Buradan mı? Burası normal bir oda. Burası da normal. Burası hepten normal. Ama buraya çıkabiliriz. Aa, aynı yere geldik. Zaman kaybı ya. Gel. Gel yavrum, gel. İstediğin kadar gel. Geliyor değil mi? O zaman burası mı? Sen nerede bu ya? Sen ne kadar da çok seviyor sıkıştırmayı ya. Sen ne kadar da çok seviyor ya. Evet arkadaşlar, Outlast'in Whistleblower eklentisinin ikinci bölümünün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Önümdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.